Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Saat 19. Bugün 28 Mayıs 2020, saat 19. Profesyonel Ses Derneği'nin Perşembe seminerlerinin, yani Perşembe webinarlarının ikincisini yapıyoruz. İkinci webinardaki konuğum, çok sevgili hocam, saygıdeğer Profesör Doktor Ferhan Öz. Öyle birbirimize yakın olamasak da bu şekilde ekran üstünden sizlerle ve biz bir arada olmaktan çok keyifliyiz. Şimdi hazırlıklarımız tamam gibi. Ben toplantıya başlarken önce Ferhan Hocam'la ilgili çoğunuz çok iyi tanıyorsunuz ama belki genç arkadaşlarımız için birkaç küçük not iletmek istiyorum. Profesör Doktor Ferhan Öz 1958 yılında İstanbul'da doğdu. 1983 yılında Tıp Fakültesinden mezun olarak doktor oldu. 1989'da kulak burun boğaz uzmanı, 1995'te kulak burun boğaz doçenti, 2000 yılında da kulak burun boğaz profesörü oldu. Kendisi Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesiydi, kulak burun boğaz. Şu anda Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde kulak burun boğaz hekimi olarak görev yapmaya devam ediyor. Ferhan Hocam, Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği'nin kurucusu ve onursal başkanı. Türk Kulak Burun Boğaz Derneği'nin başkanlığını yapmıştı. Kendisi Avrupa Laringoloji Derneği'nin başkanlığını yapmıştı. Kendisinin yurt içinde, yurt dışında düzenlediği onlarca toplantıda bir araya geldik ve kendisinden bizim alanımızla ilgili çok şey öğrendik. Kendisi şu anda bizim alanımızın duayeni. Dolayısıyla bu akşam onu konuk ediyor olmak, onunla beraber olmak benim için büyük keyif. Bugünkü toplantıya sizin de takip ettiğiniz gibi çok ciddi bir talep oldu. Dolayısıyla toplantı katılımcı sayımızı arttırdık. Bugün 200'e yakın şu anda kaydımız var ve çok büyük bir çoğunluğu da şu anda toplantıya girmiş durumda. Bir kısmında biraz sonra aramızda olacağını düşünüyorum. Ferhan Hocam bize profesyonel seste cerrahi tedavi ile ilgili bir sunum hazırladı. Sunum sırasında sorularınızı aşağıdaki Q&A kısmından ya da chat kısmından gönderebilirsiniz. Ben onları içerisinde, gerek sunum içerisinde uygun olursa, gerekse de sunum sonunda kendisine ileteceğim. Sayın Hocam, kürsü sizin. Buyurun. Ben de, evet. Haldun'cum, öncelikle bu nazik davetin için ve sarf ettiğin o güzel sözcükler için hakikaten çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir bilgilendirme yapacağım sevgili meslektaşlarıma. Şimdi ben bu share screen uygulamasıyla ve şu sunumu sizlere sunmaya başlayayım. Evet. Şimdi oldu mu Haldun, her şey yerinde galiba? Gayet güzel gözüküyor hocam. Harika, Profesyonel sesli cerrahi tedavi. Şimdi tabii profesyonel ses kullanıcıları kimler aslında? Benden önce geçen haftaydı galiba sayın sevgili arkadaşım, dostum Gürsel Dursun'un konuşması. Gürsel bu konuyu aslında çok detaylı bir şekilde ve çok güzel bir şekilde sundu. Ve kendisinin konuşmasında değinmediği noktalara birazcık daha fazla önem vermeye çalışacağım. Ama biraz daha bir cerrahi ağırlıklı bir konuşma olacak. Fakat tabii buradaki deneyimlerimi de sizlere sunmaya çalışacağım. Dolayısıyla da sizler ne aklınıza ne gelirse pratik yaşantınızdan, karşılaştığınız sorunlardan ilgili soruları bana yöneltebilirsiniz. Şimdi profesyonel ses kullanıcısı deyince Gürsel'in sunusunda da benim sunumda da en ortaya çıkan şarkıcılar. Şarkıcılar profesyonel ses kullanıcısı tanımlamasında ilk anlaşılan onlar. Aslında tabii ki arkasından tiyatrocular var, öğretmenler var, çağrı merkezi çalışanları, imamlar, spikerler, aerobik hocaları, doktorlar, avukatlar. O kadar çok ben ses profesyoneli sayabilirim ki. Ama şarkıcıların yeri farklı. Hele hele operacıların yeri bambaşka. Yani aslında şarkıcılar elit atletler gibidir. Yani maraton koşu. Maratonda en önde ilk böyle 3-4 sırada hep elit atletler yer alır.
İşte bizim operacılar da o elit atletlerdir. Onun arkasındaki sıralarda işte o maratonu daha kısa dönemde, sürede koşan kişiler vardır ve arkaya doğru bu gider. Yani amatör koşucular işte diyeyim, buradaki doktorlar, avukatlar falan daha bu maratonun ortalarında yer alırlar. Ama en öndeki o elit koşucular, elit ses kullanıcıları da şarkıcılardır. Onun için ayrı bir önemi var bu şarkıcıların bizde. Ve bu konuya çok daha detaylı değinmeye çalışacağım. Şarkıcılarda tabii cerrahiden bahsediyoruz. Konumuz cerrahi. Diğer tedavi yöntemlerine hiç girmeyeceğim. Ve cerrahi tedavi aslında bütün bu profesyonel ses kullanıcıları içinde hep en sonunda gelecek olan tedavi olmalı. Bazen ilk sıralarda gelebiliyor ama hele hele şarkıcılarda, bir şarkıcıda yani hiçbir zaman düşünmemek lazım aslında. Yani hep onu en sona bırakmak lazım. Çünkü hakikaten tehlikeli bir girişim. Bütün tedavi yöntemlerini deneyeceksin, artık çıkmaz bir kapı yok. Yani dolayısıyla da o zaman ben artık cerrahi tedavi yöntemimi bu kişiye sunayım diyeceksin. Şarkıcı çok özel bir insandır. Yani hep kendini dinleyen, sesini dinleyen bir kişidir. Aynen elit atlet gibi. Atlet de aynı şekildedir. Sürekli olarak bacaklarını, vücudunu inceler. Onu dinler. Yani koşarken ne problemin var onu hemen yakalar. Şarkıcı da öyle. Aynı, hiç değişmez. Yani şarkı söylerken nerede bir problem yaşıyor onu hemen yakalar. Ve hemen pat diye doktora gelir, bize gelir. Ve atletlerle de aralarında çok büyük fark yok. Hepsi panikleyerek gelir. Bir telaş içinde gelirler. Derler ki yani çok kötü durumdayım. İşte şarkıcılık hayatım bitebilir gibi biraz egzajere ederek durumu gelirler. Aslında bunu birçoğumuz çok baktığımız zaman problemi çok anlamayız ama o şarkıcının bulunduğu pozisyonu düşünürseniz egzajere etmekte haklı olduğunu düşünürsünüz. Yani bakıyorsunuz ben efendim diklere çıkamıyorum. Tiz frekansların kayboldu neredeyse diye geliyor. Siz harika iki tane vokal kort görüyorsunuz. Ya bu kişi niye bunu abartıyor diyorsunuz. Yani onu anlayabilmek zor bir iş. Yani şimdi burada küçük bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bunları anlayabilmek için bu konuya çok özel bir önem vermek lazım. Yani aslında laringolojinin içinde daha da bir spesifik bir alana giriyoruz. Elit şarkıcılarla, elit ses kullanıcılarıyla uğraşan bir alan. Çok daha farklı bir alan. Yani biz belli basic bilgilerimizden toplumdaki birçok kişide larynx hastalıklarında hakikaten özelleşmiş hekimler olabiliriz. Fakat bir şarkıcılara bence iş daha değişik. Yani bir şarkıcıyı anlayabilmek için, çok iyi muayene edebilmek için aslında bunu da iyi bilmek lazım. Neyi? Şarkı söylemeyi. Yani bunu bilebilen kulak burun boğaz hekimi hakikaten bu konuda çok başarılı olabilir. Yani ben en çok ne olmak isterdim onu da size söyleyeyim. Ben en çok Burak Bilgili'ye söyledim ondan olan Instagram söyleşimizde. Onun gibi hiçbir zaman olamam ama ona yakın bir operacı olmak ama aynı zamanda da kulak burun boğaz hastalıklarında laringoloji üstüne spesifikleşmek. O zaman bu işte mükemmel olabilir. Çünkü Burak bana bir soru sordu. Dedi ki, hocam dedi, siz de şan dersi veriyor musunuz dedi. Şan dersi verebilmek için bu konuyu hakikaten çok iyi bilmek lazım. Ve de o konuya da geçeyim. Şan hocalarıyla ilgili ilerleyen slaytlarda öyle bir noktada olabilmeyi çok isterdim. Ama maalesef öyle bir kişi değilim. Ses problemleri her zaman için şarkıcıların kabusu olabiliyor. Ve bize büyük sıkıntılarla gelebiliyorlar. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Ses cerrahisi şarkıcılarda, birçok kişi de olabilir ama özellikle şarkıcılarda sizin kabusunuz olabiliyor.
aynı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun için bu cerrahiyi yapmadan önce birçok şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz sesimizi nasıl kullanıyoruz? Akciğerlerimiz, bizim havayı üreten organlarımız. Buradan hava çıkıyor. Her iki vokal kordumuzun vibrasyonuyla birlikte orofaringiz, oral kavite, burun ve sinüs boşluklarında rezonansını elde ediyor. Ve de diliyle de karakterini alarak sesi oluşturuyoruz. Tamam. Peki bu boşlukların ne önemi var? Aslında şarkıcılarda sadece ses cerrahisi değil cerrahinin önemi. Birçok alandaki cerrahiler de önemli. Yani herhangi bir ameliyat, bir apandis ameliyatı oluyor. Yani apandis ameliyatı olurken genel cerrah, o şarkıcının kimliğinin anestezist tarafından bilmesi lazım. Anestezistin o kişiye ayrı bir özen göstermesi lazım. Şimdi vokal kord cerrahisindeki önemini daha ileriki slaytlarda söyleyeceğiz. Orası hakikaten bir kulak kurmaz uzmanının kabusu olabilecek bir nokta. Ama tiroidektomi. Öyle değil mi? Hepimizin pratiğinde görüyoruz. Vokal kord kesilerini veya efendim vokal kordun bir şey, çok özür dilerim, rekürens kesilerini veya rekürensin bir şekilde zarar gördüğünü görebiliyoruz. Ve bu hastalar bize geldikleri zaman hakikaten çok zor durumda olduklarını görüyoruz bu kişilerin. Şarkıcıysa çok çok zor durumda. Çok çok büyük bir sıkıntı içinde olabiliyor. Burun cerrahileri. Yani burun boşluklarında yapılan cerrahilerin rezonansı etkilediğini biliyoruz. Yani bugün gereksiz yere yapılabilecek olan bir konu çürütmesinin bile bir şarkıcının rezonansını olumsuz veya belki de olumlu ama etkileyebileceğini bilmemiz gerekir. Tonsilektomilerin çok etkilemediği konusunda yayınlar, çalışmalar var ama çok büyük tonsillerin etkileme ihtimali var. Çünkü çok büyük tonsilleri aldığınız zaman gerçekten büyük tonsili ve kilo almış kişilerde sesin çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Ve bunların eksize edildiği zaman tonsillerin sesteki farklılaşmaları çalışmalarda görmekteyiz. Damak cerrahisi, dil cerrahisi gerçekten çok düşünmeniz gereken cerrahiler. Amelita Galli Bellisomi, 1882'de Milan'da doğmuş olan bir operacı. Amelita Galli, bir işte resimde gördüğünüz gibi bir guatro var. Guatro nedeniyle kendisi ameliyat oluyor. Ameliyat oluyor ve ameliyat sonrasında da superior laryngeal sinir paralizisini yaşıyor. Ve superior laryngeal sinir paralizisi sonrasında da şöyle bir yazısı var. Time dergisinde kendisinin bir demeci var. The operation has pulled my voice way down and I would like to come back to opera as a lyric soprano instead of a coloratura. Ve bir kademe aşağıya iniş yapıyor. Galli Bellisomi. Tabii bu sinir ve bu olay genel cerrahlar arasında çok bilinen bir hikaye olarak sinirin ismi Galli Gucci sinir olarak tanımlanıyor. Aşağı yukarı ilk sese de problem yaşayan hastalardan biridir Amelita. Kendisi İtalya'dan sonra Amerika'ya gitti ve Amerika'daki ünlü operalarda yerini aldıydı. Şimdi bu ve tabii ki bu başarısızlıktı. Adel ise bir başarıydı.
Yani Adel'de ameliyat oldu. Steven Zaitels ameliyat etti kendisini. Ve de sahnelere harika bir şekilde bir dönüş yaptı. Zaitels'in 2019'un görüntü yayınına baktığımız zaman Zaitels burada 18 Grammy ödülü almış elit ses sanatçısını ameliyat ettiğinden bahsediyor. Benim burada ilgimi çeken şeylerden biri bu yayında. Tabii ki bunlar vokal hemorajiyi ortadan kaldırıyor, ameliyat ediyor, vokal polipleri ameliyat ediyor. Ama rakam düşük. Yani baktığınız zaman Zaitels gibi bir kişinin işte yaptığı ameliyat sayısı tabii ki bu Grammy ödülü olan elit sanatçılar olarak geçiyor ama polipler, fibrovasküler nodüller gibi. Şimdi burada ilgimi çekenlerden biri de sulkuslardı. Sulkus, çok özür dilerim. Sulkus olarak ameliyat ettiği daha önceden ameliyat olmuş ve sulkus gelişmiş olan hastalardan bahsediyordu. Yani konjenital bir sulkustan bahsetmiyordu. Burada daha önceden ameliyat olmuş ve bir komplikasyon olarak sulkus gelişmiş hastalara ameliyat ediyordu. Ve Zaitels'in bu yayında aslında çok güzel bir yayın. Profesyonel ses sanatçılarındaki yapılabilecek ameliyatlarla ilgili hakikaten bizlere moral veren bir yayın diyebilirim. Bu bak, bakın... Ses verebilir misin? Burada durdurayım onu ben. Çift taraflı bir tam anlamıyla katılık olan, yani iki tarafta da bir vibrasyon dalgası hiç yok var kişide. Bu bir ses sanatçısı değil. Bu kişi hava yollarında çalışan bir ve çok konuşan, çok ön planda olan bir kişi. Sigara içen, aynı zamanda tek taraflı bir vokal polibi, diğer tarafta da bir geniş tabanlı bir polibi olan, aynı anda her iki vokal kordundan ameliyat olan ve ameliyat sonrası sesi kısılan, daha sonra bundan memnun kalmayıp aynı cerraha tekrar ameliyat olan ve bu cerrahiden sonra da bu noktaya gelen bir hasta. Yani hakikaten benim çok üzüldüğüm bir hastadır bu hasta. Yani benim veya birçok arkadaşımın da çok fazla yapabilecek şey olmayan bir hasta. Şimdi bu hastayı biz daha iyi pozisyonlara getirdim, tedavi ettim ama bir hastanın bu noktada gelmesi hakikaten çok nahoş bir durum. Onun için bizlerin bu cerrahide böyle bir nokta bileceğimizi, tam bir kabus bu. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Onun için şarkıcılarla karşılaştığınız zaman, sizlere geldikleri zaman, tabii hep niye şarkıcılardan bahsediyorum? Yani en uç nokta şarkıcılar. Yani siz onlarda hata yapmazsanız, hiç avukatta, tiyatrocuda, imamda, efendim öğretmende hiçbir zaman hata yapmazsınız. En önemli kişiler şarkıcılar bence. Onlarda hata yapmamamız gerekiyor. Problemi çok iyi dinlemek lazım. Yani problem akıl problem mi yoksa kronik bir problem mi? Bunda farkını ben size şöyle söyleyeyim. Akut ve kronik problemleri arasındaki farkı. Öyle ameliyatlarla karşılaştım ki sahnede hakikaten çok iyi bir ses. Bana bir problemle geliyor. Basit bir problemle. Problemi de bir polip. Kanamalı bir polip. Çeşitli tedavilerle düzelmeyen bir hasta. Ve Türkiye'nin çok tanınmış isimlerinden biri. Endoskopi sırasında çok sekresyonlardan veya benzeri aldatmacılardan dolayı polipten başka bir şey görmedimdi. Ama ameliyathanede mikroskopla baktığım zaman polibin dışında her iki tarafta yaygın bir sulkusun olduğunu ve aynı zamanda epitelin hiç de sağlıklı olmadığını ve polibinde orada kabak gibi durduğunu gördüm. Tabii burada böyle bir koşul içinde ben polibi alırım. Çok güzel. Bu sulkusları da gayet güzel ameliyat ederim gibi bir düşünce içine girmek inanılmaz derecede yanlış bir şey olur.
polibi akut vakayız. Polibi akut. Yani size hastayı getiren şikayet o polip. Ondan gelmiş size. Ama oradaki o sulkus, o çocukluğundan beri vardı. Ondan şarkı söylüyordu. Ve şunu da açıkçası söyleyebilirim ki, ben sanatçıda sulkusu görüyorum. Ve bu kişilerin harika sesleri var. Harika şarkı söylüyorlar. Tabii bunu anlayabilmek kolay değil. Çünkü onlar şarkıcı, elit ses kullanıcısı. Onlar aynen bir atlet. Onun için bunu harika bir şekilde yapabilirler. Beklentileri çok önemli. İçinde bulundukları psikoloji çok önemli. Bunlara hakikaten çok önem vermemiz gerekiyor. Şimdi tabii tek başınıza ne kadar önem verirseniz verin bir noktada takılırsınız. Bu iş bir takım iş, bir ekip iş. Bu ekibin çeşitli parçaları var. Siz bunun kulaklığın parçasısınız ve de özellikle de laringolojiyle ilgilenen bir kişisiniz. Şimdi ondan sonra bütün burada önemli iki sizin ekibinizde arkadaşınız daha var. Bunlardan biri DKT, dil konuşma terapistleri, diğeri de şan hocaları. Eğer bir şarkıdan karşı karşıyaysanız ve onu dinlerken bile, onun hikayesini dinlerken bile, onun anlatımını dinlerken ve muayenenin bütün safhalarında bence şan hocanız yanınızda olur. Şan hocasından birlikte o hastayı değerlendirmeniz bütün işinizi kolaylaştırır. Çünkü şan hocası size hakikaten çok fazla yol gösterir. Şan hocalarına şöyle güveniyorum. Bana ne zaman bir hasta gönderseler, yahu Ferhan hocam bu hastada şu var dedikleri zaman gerçekten onu ben görüyorum. Veya işte efendim bir öğrenci geldiğinde hocam filanca hocam beni size gönderdi. Sesimde hava olduğunu söylüyor. Gerçekten baktığım zaman onu görüyorum. Onların harika bir kulaklıkları var çünkü. Dolayısıyla da ben her ne kadar stroboskopiyle ve benzeri aletlerle muayene yapıyorsam da onlar bu işi kulaklıklarıyla yapıyorlar. Ve bu işte inanılmaz hassaslar. Tabii ki bir kişiyi solunumunu, sahnedeki duruşunu, bütün bunları benden çok daha iyi değerlendirebilen kişiler. Ve bu işi yıllardır yapan kişiler. Şimdi sevgili Burak'tan yaptığımız Instagram söyleşisinden bir gün önce Burak ünlü bir operacı olan bir soprano, Christine'den bir söyleşideydi. Christine'e bir soru sordu. İstanbul'da ders masterclass yapar mısınız dedi. Christine'in verdiği cevap şuydu. Ben sahne sanatını öğretirim ama şan tekniğini öğretemem. Şu anda 40 yaşındayım ve hala öğrenmeye devam ediyorum. Yani şan hocası olmak ve şan hocalığı da kolay bir şey değil. Hakikaten Christine'in verdiği bu cevaptan ben bunu anladım. Göğüs hastalıkları uzmanı. Her zaman için bizden birlikte olması gereken kişilerden biri. Çünkü biz birçok hastayı biliyorsunuz akciğerlerin son derece önemli bir organımız. Bu arkadaşlarımızdan birlikte paylaşabiliyoruz. Özellikle de laringofaringeal reflü son yıllarda en çok karşımıza çıkan problemlerden biri. Ve biz bu problemde hep gastroenterolog arkadaşlarımızdan birlikte çalışarak çözüm buluyoruz. Nöroloji uzmanları, psikologlar ve psikiyatristler bence en önemli bir bölümde burası. Çünkü çok fazla üstüne durulmuyor. Fakat bence bu alanda özelleşmiş psikolog veya psikiyatriste ihtiyacımız var. Çünkü bu elit kişilerin sorunlarına gerçekten çözüm bulabilecek kişilerden birileri de onlar. Endokrinoloji uzmanları yine hormonların çok büyük önemi var. Biliyorsunuz menstruasyon, menopoz hormonların en çok problem olduğu dönemler. Bu dönemlerde bizler çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz ama endokrin bozukluklarının ses üzerine olumsuz etkilerini çok iyi biliyoruz. Efendim şimdi bu slide çok sevgili bir dostumun slaytı.
Schülemey Thier'in Salzburg'dan. Şimdi kendisi Salzburg'daki şarkıcılarla çok uğraşıyor ve Salzburg'daki şarkıcıları, bütün operacıları tabii şarkıcıları, operacıları incelemiş ve onların şikayetlerini bir şöyle bir değerlendirmiş. Operacıların şikayetleriyle baktığımız zaman en büyük yüzdeyi biz sosyal stres ve eksternal, yani dış etkenlerde görüyoruz. Ondan sonra soğuk algınlığı, sonra reflüyü görüyoruz. Sonra menstruasyon ve hormon problemleri ve alerjiyi görüyoruz. Böyle bir sıralamayla gidiyor şikayetler. Biz hastaların hikayelerini dinlerken medikal hikayelerine çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü alerji bence çok önemli bir problem ve çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle şarkıcılar arasından çok önemli bir problem. Çünkü alerjik bir kişide bildiğiniz gibi burun tıkanıklığı oluyor, sekresyonlar artıyor. Bu sekresyonları sürekli olarak temizlemek için sürekli sesini düzeltmeye çalışıyor. Alerji olan kişiler hep tiz frekanslarda problemlerini yaşıyorlar. Ne zaman alerjik şikayetleri başlıyor, hemen telefondan ulaşmaya çalışıyorlar ve panikliyorlar. Enfeksiyon dediğiniz zaman bu soğuk algınlığından bakteriyel enfeksiyonlara kadar giden bir süreç. Onun için dikkatli bir kulak burun boğaz muayenesinde buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Laringofaringeal reflü mü, alerji mi? İşte burası da önemli. Reflüyü aklımızdan çıkartmamamız lazım ama aman ya Rabbim bu şikayetler mutlaka reflüdür demeyelim. Alerjiyi de unutmayalım. Çünkü ikisi inanılmaz bir şekilde karışabiliyorlar. Emosyonel faktörleri değerlendirmemiz gerekiyor dikkatli bir şekilde. Menstruasyonu, ilaç kullanımı, hangi ilaçları kullanıyor, menopozda mı hasta, bütün bunları dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Kulak burun boğaz muayenesini baştan aşağı muayene yapmak lazım. Hiçbir zaman için sesinden bir problem gelen kişi, gelen bir kişiyi sadece ses tellerini muayene ederek bırakmayalım. Buradaki çok önemli bir şey bu. Ben bunu duyuyorum hastalarımda. Çünkü bu işle uğraştığımız için bir heyecanla karşımıza çatallı bir ses, kısık bir ses geliyor. Doğruca elimize o rigid endoskopu veya stroboskopu alıp doğruca ses tellerine bakıyoruz. Ama buruna bakmazsak olmaz. Orofaringse, efendim, hipofaringse bakmazsak, ağız boşluğunu görmezsek olmaz. Onları mutlaka iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Burada tabii ki flexible laringoskopi esas bakmamız gerekiyor. Stroboskopi ve sesin subjektif objektif değerlendirmeleri, bunların detaylarına hiç girmiyorum. Ve şan hocasıyla olan değerlendirme, bütün bunlar son derece önemli bence. Stroboskopi bize detaylı bir görüntü veriyor. İlk başta veriyor, şu tarafın nodülmüş gibi gözüken bu hastada nodülmüş gibi gözüküyordu ama nodül değil. Değil mi? Sağ vokal kortta daha bir polipoid bir gelişim, sol vokal kortta reaksiyonel bir nodül vardı. Defalarca ses terapisi almasına rağmen bu hasta düzelememiş. Yani çok uzun bir süre ses terapisi görmüş fakat düzelemez de. Çünkü o polip orada kaldığı sürece o reaksiyon nodülün düzelmesi imkansız. O düzelemiyor. Onun için stroboskopi hakikaten yanılmamızı engelleyen, daha detaylı görmemizi sağlayan bir yöntem. Tabii dili dışarıya çekerek baktığınız zaman bir şarkıcıyı değerlendirmeniz farklı. Bir de bırakın, dilini bırakın. Ondan sonra bütün o larynx boşluğunu değerlendirin. İşte onu siz flexible bir laryngoskopi evet, uzatmayayım ben hiç. Tabii ki cerrahiye gelirken ilk aşama anestezi, bildiğiniz gibi. Anestezi muayenesini yapıyor anestezist arkadaşlarımız ama onların bütün benim ses hastalarımda özen gösterdikleri bir takım şeyler var.
buradaki en önemli şey bizim bir takım komplikasyonların oluşumunu engellememiz. Biliyorsunuz anestezistler ellerine tüpleri aldıkları zaman entübasyon tüplerini onu yerleştirirken her iki vokal koltuğun arasından rahatlıkla sizin polibinizi oradan eksize edip götürebiliyorlar. Veya sağlıklı bir vokal kordu yaralanmasına neden olabiliyorlar. Çünkü doğruca vokal kordun üstüne gidiyor. Ondan sonra oradan daha aşağıya gideyim diye anestezi zorluyor. Zorlayınca da orada travmaya yol açıyor. Ya böyle bir şeyi bir şarkıcıda yaptığımız zaman felaket yok. Her dönemi hissetmemiz gerekiyor. Benim bütün hastalarım görüyoruz bir kamerayla. Ondan sonra entübasyon yapılıyor. Ve süreç entübasyon tübünün travmasını engellemekten devam ediyor. Laringoskopun travmasına dikkat etmesi gerekiyor bir anestezistin. Tabii ki diğer hastalardan farklı olarak bizim hastalarımızda derin kas gevşeticiler kullanılıyor. Kortikosteroidleri kullanıyoruz ameliyat sırasında. Ve tübün hareketlerini yani uyaran olmaması için tübü mümkün mertebe hareket ettirmemeye çalışıyoruz. Ama en önemli hususlardan biri şu. Uyanma döneminde geldiğimiz zaman işte o zaman gelişen öksürük ve boğaz temizleme veya kusma olmaması lazım. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu önlemek için anestezistlerden çok iyi görüşmemiz, konuşmamız lazım. Onlar yeteri kadar önlemlerini alıyorlar ve bu dönemi hastalarımız çok daha rahat atlatıyorlar. Başka komplikasyonlar da olabilir. İşte diş yaralamaları, lingual veya hipoglossus'taki esteziler, tat bozukluğu ve dilde parsiyel hipoesteziyi görebiliyoruz biz bu hastalarda. Çok çok düşük oranlarda. Yani ama bütün bunları şöyle de böyle de çok düşük oranlarda görebileceğinizi bir hastanızla mutlaka görüşmenizde fayda var derim. Evet, şimdi ameliyathaneye girdik. Ameliyathanede bizim dikkat edeceğimiz şeylerden biri direkt laringoskopi ilk olarak vokal kordlara bakacağız ve orada bizim stroboskopi sırasında görmediğimiz şeyleri göreceğiz. Ben size bunun bir örneğini biraz önce bir şarkıcıdan bahsederken verdim de onu ben geçeyim. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Yapılan çalışmalara baktığımız zaman biz selim lezyonların yani tanıyı nasıl koyarsak koyalım biz bu tanıda yanılma payımız var. Aşağı yukarı %15'e yakın bir yanılma payımız oluyor. Bu yanılma payımızı nerede görüyoruz? Stroboskopik tanının ameliyathanede konulan tanından farklılığı. Onun için mutlaka hastayla o kesin tanıyı ameliyat sonrasında paylaşın. Yani %80 oranında, %85 oranında bu şudur. Ama ben size %100 olarak bunu ameliyatın bittiği zaman söyleyeceğim deyin ki o zaman siz görmediğiniz, göremediğiniz veya birçok şeyi daha net bir şekilde hastanıza tanımlayabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Bunları ben size hızlı geçerek önem vereceğim noktalardan biri vokal kordların mikro anatomisi. Onu da çok kısa geçeyim. Vokal korda şöyle bakın. Bir gömlek giymişsiniz. Evet üstümüzde, kolumuzun üstünde bir gömlek var. Bu bizim epitelimiz. Ve bu epitelimiz hareketli bir epitel. Hemen altında kolumuz var. Bu gömleğin hemen altında kolumuz var. Bu aradaki mesafe bizim lamina propriamız. İşte bu lamina propriamızın içinde 3 tane tabaka var. Burada bir yüzeyel tabakamız var. Lamina propriamın yüzeyel tabakası. Bütün selim oluşumlar yani sizin nodülünüz, polibiniz, kistiniz bütün bunlar bu bölgede olur. Daha derinde olmaz. Orta tabakada olmaz. Derin tabakada olmaz. Orta tabakada ve derin tabakaya ancak bir kanser ulaşır. O tabakalara hiç bu selim lezyonlar gitmezler. Şimdi orta tabakada elastik lifleri daha yüksek oranda görürüz. Derin tabakada ise yoğun kolajen lifleri görüyoruz. Ve bu iki tabakanın vokal ligamanı yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu tabakadan sonra da bizim vokal kasımız var. Şimdi buradaki lamina propria'nın yüzeyel tabakasında biz cerrahimizi o tabakaya sınırlı yapmak zorundayız. Ve epiteli
de lezyonu gereksiz alanları eksize etmeyecek şekilde eksize etmemiz lazım. Şimdi niye bu tabakanın önemi şundan kaynaklanıyor. Vokal ligamandaki kolajen liflerinin hepsi epitele paralel gider ve bunlara biz bir şekilde cerrahi aletimizden bunlara uyarırsak ligamandaki bu kolajen lifleri, işte o zaman bir oryantasyon bozukluğuna yol açarız. Onun arkasından bir scar tissue gelir ve ses telinde bir katılık oluşur. Vibrasyon dalgası oluşmaz. Ve ses kalıcı olarak kısıklığa neden olur. Ve işte onu düzeltmeniz çok zor. Onun için mesela hareketlerinizi hep vokal ligamana paralel gittiği için bu lifler, vokal korda paralel hareketler yapmaya çalışacaksınız. Vasküler yapılar da aynı şekildedir. Onun için o paralel giden yapılar çok önemli değil. Fakat vertikal gelen vasküler yapılar bizim için önemlidir. Onlar polip oluşumunda veya vasküler ektazilerin oluşumunda rol oynarlar. Evet, biz mikrocerrahi yaparken mutlaka epitel ve renke mesafesinden sınırlı kalacağız ve vokal ligamana hiçbir şekilde dokunmayacağız. Orayı hiçbir şekilde uyarmayacağız. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman cerrahi başarı gelir ve hiçbir zaman için canımız sıkılmaz. Şimdi ben buradan böyle küçük serim lezyonlara da geçeyim ve burada hızlanayım. Bir saatte sınırlı mıydı Haldun? Hocam 36 dakika oldu. Bir saatle sınırımız yok. Dinleyicilerimizin en yüksek oranda katılımı şu anda var. Herkes dikkatle takip ediyor. Q&A kısmından çok güzel sorular geliyor. Dolayısıyla bence herkes keyifli. İstediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Ama ben yine hızlanayım çünkü sorulara cevap vermem lazım. Okey. Tamam. Bu arada da herkesten özür diliyorum. Saçlarım berbere gidemedim. Sakallarım bu vaziyette. Hiç kimse kusuruma bakmasın lütfen. yani bunun için ekrana çıkıyorum ve her zaman konuşmalarımı yaparken ederken daha dikkatliyimdir ama bu sene artık böyle. Hocam, bir dakika siz konuşmaya geçmeden bu arada yorumlar geliyor. Sizin saçlı sakallı halinizi gayet beğenmiş arkadaşlar. İsterseniz oylama yapayım yani. Benim oyum da o yönde. İyi. Tamam. Sağ olun. Şimdi kanama. Sabredeceksiniz, bekleyeceksiniz, sesi tam dinlendireceksiniz. Böyle çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Enflamasyon, işte artık nodülün ilk safhaları başlayacak derken fibrozis gelişecek ve hastanın sesi hakikaten son derece zorlanıyor, yoruluyor. O dönemdesiniz. Medikal tedavi, vokal hijyen ve çok iyi bir şan hocası ve DKT ile bir dil konuşma terapistinizden birlikte çok çok iyi bir sonucu rahatlıkla elde edebilirsiniz. Bunların hiçbirinde cerrahiye ihtiyacımız yok biz. Şimdi cerrahiye geçiş yapıyoruz. Burada önemli şeyler hastanın pozisyonu. Bu bütün ses bozuklukları olan hastalarda mikrolaringel cerrahi yaparkenki pozisyonumuz boyun fleksiyonunda, baş ekstansiyonunda buna dikkat edeceğiz. Ondan sonra çok iyi bir şekilde görmemiz lazım. Lezyonu gözden kaçırmamamız lazım. Onun için laringoskopu yerleştirdiğimiz zaman larynx'i yukarıya doğru çekerken maksilleri aşağıya bastıralım ki harika bir görüntü elde edelim. Ve çok küçük entübasyon tübü kullanalım. 5-5,5 numara uygundur. Bu arada larynx'e dıştan bası yapalım. Burada gördüğünüz gibi koymuş olduğum bant olduğu gibi larynx'e dıştan bası yapıyor. Laringoskop doğruca bir maya masasının üstüne yerleşmiş vaziyette ve siz görüntünüzü gayet güzel bir şekilde elde ediyorsunuz. Ve dişleri koruyucu bir dişliğimiz gözüküyor. Tabii ki bir laringoskoptan yeteri kadar görüntü elde edemezsiniz. Küçük bir larynx vardır, daha küçük bir laringoskop kullanayım dersiniz. Onun için elinizin altına böyle 5-6 çeşit değişik boyutlarda, değişik açılarda laringoskopların olmasında fayda var. O zaman göremeyeceğiniz hiçbir hasta yoktur. Hepsinde endoskopide son derece başarılı olursunuz. İyi bir büyütmeyle lezyona çok daha hakim olursunuz. İşte burada gördüğünüz gibi bir epidermoid kisti görüyorsunuz. Sol vokal kortta duruyor. Palpasyondan görelim. İşte ameliyat sırasında böyle karşınıza palpe ederken bir sulkusu pat diye görebiliyorsunuz. Başka bir
iş yaparken bu da karşınıza çıkabiliyor. İşte bunlar sizin kronik problemleriniz. Hastanızda geliş problemi önemli. Geliş problemindeki o akut problem önemli. Yani hastanın sulcus problemi zaten küçüklüğünden beri var olan bir şey ve ondan dolayı hiç şikayet etmemiş. Onun için göz ardı edeceksiniz, bırakacaksınız bunu. Teleskopik muayeneleri yapabilirsiniz. Lezyona çok daha yakından bakabilirsiniz. Cerrahiye başlarken mutlaka ben lokal enjeksiyonum yapıyorum ve bir adrenalin lokal anestetik maddeyi enjekte ederek kanamayı minimuma indiriyorum. Kanama sizin için çok önemli bir problemdir. Görüntünüzü bozar. Ve o işin başında hiç kanama olmadığı anda harika bir şekilde kupkuru bir ortamda yaptığınız o cerrahiyi yapamazsınız ve canınız sıkılır. Onun için oraya adrenalin küçücük bir pamuk parçasını efendim koyun, yerleştirin, bir bekleyin. Zaten bu işte yoruluyorsunuz. Şöyle bir başınızı geriye atın, kalkın, omuzlarınızı geriye atın, kollarınızı bir dinlendirin. Şöyle bir bekleyin, ondan sonra kanama durmuştur. Ondan sonra cerrahinize devam edin. Bu işin başındaki en önemli prensiplerden biridir bu. Bu cerrahi yaparken lütfen sabırlı olun. Aceleci hiçbir zaman davranmayın. Aman benim şuraya yetişmem gerekiyor. Ben bu işi 10 dakikada yaparım, 5 dakikada. Hayır. 1 saatte yapın, 2 saatte yapın. Ne kadar geç yaparsanız yapın. Sabırlı olun ve ince saat işçiliği gibi bu işi nazik nazik yapın bence. Dokulara çok nazik davranmamız lazım. Çok güzel planda çalışmamız lazım. Ve çok koruyucu olmamız lazım. Ve tabii seçeceğiniz aletler önemli. Burada gördüğünüz gibi bir buşeye tutucu, çok nazik bir tutucu. Çünkü tutucularınızdan epitele zarar vermemeniz lazım. Ve değişik aletleriniz hep elinizin altında olsun. Orak büstürünüz, efendim Rosen büstürünüz, flap bıçağınız, flap elevatörleriniz, cup forceps. Hepsiniz, yani öyle bir lezyon vardır ki bir kap forsepsiyle tak diye hiç makas hiçbir şey kullanmadan lezyonu olduğu gibi, eskiden o kap forsepsler çok kullanılırdı, ondan olduğu gibi eksize edersiniz. Ve hiç fazla bir epitel almadan inanılmaz minimal bir invazif, bir cerrahi yapmış olursunuz. Burada ben mesela bir takım aletleri kendim yaptırdım. Nereden esinlendim? Kulak cerrahisinden, stapes cerrahisinden. Kulak cerrahisinde kullandığımız aletlerin daha uzun saplarıymış gibi bunları düşünün. Yani daha nazikler ve onlardan esinlenerek değişik aletler yaptırdım. Mesela dış kulak yolu elevatörü aynı benzer bir aletini ben vokal kortlarda kullanıyorum. Makaslarınız her zaman için bakımlı olması gerekiyor. Yani bakımsız bir makas kör bir makastır. Kör bir makasla bu cerrahi yapmanız çok doğru değildir. Ben bu soğuk cerrahi üstünde çok duruyorum çünkü birazdan geleceğim lazer cerrahisine. Elit bir ses sanatçısıyla karşı karşıyaysam lazeri kullanmamaya mümkün mertebe çalışıyorum. Mümkün mertebe çok sınırlı şekillerde kullanıyorum. O noktalara geleceğim. Şimdi submukozal enjeksiyonu yapıyoruz dedik. Bu slide buraya da gelmiş. Ve lazer cerrahisine geldim ben. Lazer cerrahisini çeşitli durumlarda uyguluyorum. Ama genel olarak soğuk cerrahi esaslı gidiyorum. Şimdi hep lazer cerrahisi yapar mısın? Yani soğuk cerrahi hiç yapmadan yaparsın. Yani çünkü sen ona alışmışsan, ondan çok iyi sonuçlar elde ediyorsan yaparsın. Lazer cerrahisini yapacak olan bir kişi, hele hele ses sanatçısında bunu uygulayacaksa, onu bir fotoğraf makinesini kullanmayı nasıl biliyorsa iyi fotoğrafçı, lazer cihazında öyle kullanabilmeli. O zaman hata yapmaz. O zaman son derece başarılı olur. Yani lazer termal etkisi nedeniyle ses teline zarar verir, verir doğru ama yanlış ellerde verir daha çok. Hakikaten siz bu işi çok iyi yapıyorsanız, doğru cevapları da alırsınız. Mesela Zeiters yine eli sanatçılarında o kanamaları neyle durduruyordu? Lazerlerle. Vasküler lezyonlarda onu kullanıyordu. Vasküler lezyonlarda çok rahatlıkla kullanabiliriz.
Ama onları da kullanırken bile hep çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Evet. Bunu şöyle geçeyim. Benim lazerin mikroskopumda her zaman bağlı bir şekilde her ameliyata girerim. Mutlaka yani kullanacağım o ameliyatın çok küçük küçük bir anında bile orada hazır olmalı ve kullanırım. Yani bütün bir ameliyatı ondan yapmam gerekmiyor. Yani bütün bir ameliyatın %90'ını soğuk cerrahiden giderken %10'da lazeri kullanma ihtiyacına sahip olabilirim. Onun için o hep benim mikroskopuma bağlıdır ameliyathanede. Şimdi tabii böyle ses sanatçısı olmayan bir kişide bir görüntüyü bir lazer her bir polibin ekse edilişine bakıyoruz ve tutulduktan sonrasında medik ondan sonra bir accubilate bir spot kullanılıyor burada. Düz bir çizgi şeklindedir ve bu çizgi şeklinde gelen spotla spot daha yeni gelecek. Ben bir şey yaptım, evet. Biraz fazla ışık geliyor burada. Ve lezyon tamamen buradan lazerden herhangi bir kanama olmadan çok rahat bir şekilde eksize edebiliyorsunuz. Şimdi bunun benzer bir lezyonu soğuk cerrahiden göstereceğim birazdan. Bu bir ses sanatçısı olsaydı bunu lazerle böyle bir şekilde ameliyat eder miydiniz diye sorsanız hayır etmem. Yani hiçbir şekilde böyle bir laser kullanımı bir ses sanatçısında hiç kimse de yapmam ama bir ses sanatçısında çok çok korkarım laserın böyle bir lezyonda kullanımından. Şimdi laserı kullandığınız zaman elde ettiğiniz sonuçlarla yani ses sonuçlarıyla uzun dönemde soğuk cerrahisi arasında bir fark yok aslında. Remak'ın çalışmasına baktığımız zaman net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Mike Benninger'ın çalışmasında da bu aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Uzun dönem sonuçları böyle gidiyor. Fakat yine de ben bu kadar laser çok kullanan bir insan ve deneyimli bir insan olmama rağmen bir ses sanatçısında bir adım geriye dururum. Notiller'de sağ olsun dil konuşma terapisti arkadaşlarımız bizlere son derece yardımcı oluyorlar. Ancak fibrotik nodüllerde çözüm bulunamayan nodüllerde cerrahi gündeme gelebilir. Ama bunları ses sanatçılarında bu tarz fibrotik nodülleri hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Kimlerde görüyorsunuz bunlar? Daha yeni bu alana adım atan, yanlış tekniği kullanan, ses hijyene önem vermeyen veya kendini çok daha yıpratan kişilerde görüyorsunuz. Kimde başka görüyoruz biz bunları? Her zaman işte efendim haftada iki gün birer saat ya da ikişer saat şarkı söyleyip de haftada dört gün, günde dört saat şarkı söylemeye başlayan bir kişide görüyorsunuz. Yani sesini hakikaten çok zorlayan kişide görüyorsunuz. Dolayısıyla da burada bizim bu ekip çalışması devreye giriyor. Dil konuşma terapisti arkadaşım, şan hocası arkadaşım, ben bunu cerrahisiz çözümlemek yoluna gidiyoruz. Çünkü cerrahi de bir sonuç vermiyor. Bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Çünkü ameliyat ettiniz siz bunu, nodülleri harika bir şekilde eksiz ettiniz fakat yeniden tekrar edebilir. Onun için çalışmamız çok daha detaylı olmak zorunda. Polipten ben şöyle bir örnek vereyim size de. Hani sabrede de efendim işte bu bir özel bir kişi diyeyim. Bir elit bunu işte bu polibi eksize ederken sabrederek çok yavaş hareketlerle vokal ligamanı çok benim burada okum gösterir herhalde. Hemen ben şöyle bir hızlanayım. Tamam. O vokal ligamanı şurada görüyoruz. Çok güzel. Evet. İşte vokal ligamanı görüyoruz. Diseksiyonda bakın kullandığım alet bir flap elevatörü. Bir elevatör. Gayet nazik bir alet. Öbür taraftan tutmuyorum hiç lezyonu. Bir kotonoidden bir pamukla
olduğu gibi şey yapıyorum. Ve bunu gayet güzel bir şekilde eksize ediyorsunuz. Ve yerinde duran, hiçbir epitel kaybınız yok. Flap yerine oturmuş vaziyette. Böyle bir cerrahi. Evet. Sonrası içeri. Şimdi tabii işte daha basit olan girişimlerden bir örnek verebilirim böyle size. Makasınız dediğim gibi çok kullanışlı olması lazım ki işte kesemezseniz çıldırırsınız ve hastaya zarar verirsiniz. Onun için makas bakımları çok önemli bence bu tip cerrahilerde. Tavsiyem kendi aletleriniz olsun ve kendi aletlerinizin bakımını da kendiniz yapın. Kist örneğinden hızlanayım. Ben profesyonel ses sanatçılarında kistleri görüyorum. Tabii burada geriye geleyim de şu videoya bakalım. Yani bir retansiyon kisti. Ondan sonra sol vokal kortta duruyor. Basit bir kist. Tabii ki yanlış kullanımı getiriyor. Kişi bundan son derece rahatsız. Böyle bir kiste ne yaparsınız? Yani bu kisti olduğu gibi eksize mi edersiniz? Ama efendim ben bu son derece elit bir sanatçı. Dolayısıyla da ben bu kisti sadece patlatayım mı? Bazen o da yeterli olabiliyor. Bazen bu kistler kendilerinden patlıyorlar ve hastalar bize "Aa Ferhan Bey sesim düzeldi" diye geliyorlar. Kistlerde son derece dikkatli olmak gerekiyor. Biraz önce yaptığımız polip cerrahisinden farklı bir şey değil. Fakat retansiyon kistleri daha basit, rahat kistler, epidermal kistler daha zor kistler ve komplikasyon olasılığı daha yüksek olan kistlerdir epidermal kistler. Allah'tan epidermal kistleri çok fazla görmüyoruz ses sanatçılarında. Bir Türk sanat müziği sanatçısını şimdi hatırladım. Ve sağ vokal kordunda hiç unutmuyorum bir epidermal kisti var. Bu epidermal kiste rağmen harika şarkı söylüyor. Konuşmasında hep bir çatallı sesi vardı. Epidermoid kisti sağ vokal kordunda. Hastanın hiçbir şikayeti yok. Biz durumun üstüne tartıştık, konuştuk. Ondan sonra görüntüleri aldık, cep telefonuna koyduk. Bunu ne yapacağız dedik. Hiçbir şey yapmayacağız. Yani mutlu hayatına devam edeceksin. O epidermoid kistin orada dursun artık. Yapacak bir şey yok çünkü senin bir mesleğin var. Sadece sesinde bir çatallanma var ve bu çatallanma da yıllardır var. Ve bundan da hiçbir zaman için memnuniyetsizliğin olmamış. Şarkıya gelince onu mükemmel söylüyorsun. Çünkü ses tellerini çok farklı kullanıyorlar konuşmaya göre. Evet. Sulcusları biz bir ses sanatçısında iki şekilde görebiliriz. Bir doğumsal olarak yani çocukluğundan beri sesini hoyrat bir şekilde kullanımından kaynaklanarak veya doğumsal olarak sulkusun oluştuğunu görürüz onlarda. Ve bu sulkusa rağmen onlar zirveye otururlar harika sesleriyle. Hiç problem değil. Çünkü çok iyi kullanıyorlar çocukluklarından beri. Olay orada başlıyor. Ama bir de küçük bir cerrahi geçirmiş ve onun komplikasyonu olarak sulkus oluşmuş bir ses sanatçısı geliyor. İşte o zaman kötü. Şimdi benim karşıma böyle bir kişi gelmedi. Ses sanatçısı olarak gelmedi ama birçok böyle hasta geldi. Hakikaten onları da başarı elde edebilmek kolay değil, zor. Onun için bu cerrahimizi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor hep. Bu bölümleri de geçelim. Renk ödemine gelince, renk ödemi de enteresan bir konu. Biliyorsunuz sigara içen bayanlar da çok sık görüyoruz. Sesi yanlış kullandıkları için, çok konuştukları için görüyoruz. Reflünün önemini biliyoruz. Bunları mutlaka koymamız lazım. Ama bu bir profesyonel ses kullanıcısıysa, bir şarkıcıysa, ben çok hafif renk ödemlerini gördüm ama böyle boyutta bir renk ödemini onlarda hiç görmedim.
Ama profesyonel ses kullanıcılarında, öğretmenlerde bu boyuttaki renk ödemlerini gördüm. Ve ameliyat ettim. Fakat bu kişi bir ses sahne sanatçısıysa, o zaman bu ameliyat konusunda çok dikkatli adım atarım. Mümkünse etmem. Uzun süre antirefli ilaçları kullandırıp sigarayı bırakmasını sağlarım. Ve dil konuşma terapisti arkadaşlarımdan sesleri kullananları konusunda destek alırım. Ve ille de bir şey yapacaksam cerrahi olarak diyelim, sadece o ödemi aspire etmeyi hedefleyebilirim. Veya hyaluronidaz enjekte ederek orada mevcut olan, toplanmış olan hyaluronik asitin rezorbe olmasını sağlamaya çalışırım. Evet, renge konusunda daha farklı bir şeyler söylemeden granuloma geçeyim. Granulom üstünde çok durmak istemediğim bir hadise. Yani çünkü sesini yanlış kullanmaktan, öksürmekten, entübasyon travmasından karşımıza çıkabilen bir husus. Sesi çok etkilemiyor. Bir şekilde hasta boğazındaki sıkılmadan, gıcık hissinden size geldiği zaman yaptığınız laringoskopik muayenede şans eseri görebiliyorsunuz. Ama vokal proses üzerinde olduğu için iki vokal kordun arasına girmediği sürece sesi çok o kadar olumsuz etkilemiyor. Etkilemeyince de şans eseri olarak onu buluyorsunuz. Bazen tabii bir yorgunluklar yapabiliyor seste. Sonra da tedavisinde cerrahi değil, daha çok medikal tedaviyi veya dil konuşma terapisini daha çok öneriyoruz bu kişilerde. Botoks ayrı bir seçenek oluyor bizim için granulomun çözümlenmesinde. Vasküler lezyonlarını biz hani bir atletlerde biliyorsunuz menisküsün yırtılması, lif atması gibi problemleri yaşıyoruz ya, işte şarkıcılarda da bunları yaşıyoruz. Bunların çözümlenmesi konusunda lazeri kullanıyorum. Karbondioksit lazeri kullanıyorum. Çünkü elimde şu anda o var. Diğer lazerlerden kullanabileceğim KTP veya benzeri lazerler maalesef yok. Diyot lazer, vokal korda çok zarar verecek olan bir lazer. Ben karbondioksit lazeri bir şekilde vaporizasyon modunda kullanarak olduğu gibi bu kanama odağını vaporize etmeyi hedefliyorum. Ve böylece de termal etkiyi minimale indiriyorum. Şimdi ses cerrahisi bitip de ameliyat ettikten sonra hastaları biz yani post-op dönem de çok önemli bir dönem. Bu dönemdeki sesin istirahati önem kazanıyor. Genellikle bu süreyi ben 3 ile 14 gün gibi bir süre olarak literatürden ve kendi deneyimden size söyleyeyim. Ben 3'ten 5 gün arasında bitiyor bu süre. Ama değişiyor, yani bu bir hafta da olabiliyor. Çünkü lezyonun boyutuna göre kararı veriyorum. Yani küçücük bir oradan bir polipi, saplı polipi oradan almışsanız 3 gün bu iş için yeterli en fazla. Ama bir renk ödemiyle karşı karşıya kalıp böyle bir renk ödemi cerrahisi yapmışsanız, o zaman bu bir haftalık bir süre bizim için daha uygun. Onun için lokalizasyonu, boyutu bizim için önemli. Evet. Evet. Bol bol su, ben de su içtim bu arada. Bol bol su içmelerini, mukolitikleri kullanıyoruz. Öksürmelerini engellemek için bu dönemde. Sigara kesinlikle içmemeleri lazım. Boğaz temizleme yok, öksürük yok. Antirefli tedavi veriyoruz. Alerji konusunda çok dikkat etmemiz lazım. Alerjik reaksiyonları olmamalı. Yani alerjik öksürük olmasın, geriye doğru akıntılar olmasın, boğaz temizlemesin. Bütün bunları inanın elit ses kullanıcıları bu konuda inanılmaz derecede deneyimli kişiler. Yani benim kadar gayet iyi biliyor.
gıcığının olmaması gerektiğini, geriye doğru efendim akıntının olmaması gerektiğini, böyle bir şikayeti varsa hemen sizi uyarıyor. Yani kendilerini o derece iyi dinliyorlar. Evet, şimdi kabus görmemek için iyi bir mikroskobik bir büyütme yapmanız lazım. Subepitelyal diseksiyon yapmanız lazım ve epiteli maksimum korumanız lazım cerrahi prensipler olarak. Ben sözlerime burada son veriyorum. İşte bu da benim yeni kıyafetim. Gördüğünüz gibi günün koşullarına uygun olarak burada bir şeyimiz var. Ne yaptım ki ben acaba? Geriye mi gittim? Evet. Covid pozitif kabul ediyoruz her hastayı. Onun için de N95 maskelerimiz ve gözümüzde balık adam gözlüğü diyebilirim. Ondan sonra başımdaki boynumu da kaplayan bonem, üstünde mavi önlüğüm ve eldivenlerimle birlikte ameliyat yapıyorum. Ameliyathane personeli de bu konuda son derece duyarlı ve havayolu cerrahisi yapıyoruz bu dönemde ve biz şu anda bu cerrahi uygulayan kişiler olarak en büyük risk altındaki grubuz. Onun için kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor bu cerrahiyi yaparken. Ve sözlerimi burada bitiriyorum Haldun'cum, top sende. Hocam çok teşekkür ederim. Tam bir saat böyle keyifle sizi dinledik. Bütün katılımcılarımız da aynı şekilde keyifle dinlediler diye düşünüyorum. Çünkü kaçan olmadı herhalde, bilgisayarını ya da telefonunu açıp ondan sonra bize sırtlarını dönmemişlerdir. Bir köşede yemek ya da kahve yapmıyorlardır diye ümit ediyorum. Çok güzel bir toplantıydı. Hiç sıkılmadım. Ben teşekkür ediyorum onlara. Yani sıkmışımdır diye düşündüm. Estağfurullah. Yok, çok keyifliydi. Tabii her biri üstünde birer toplantı yapılacak kadar güzel başlıklar. Böyle çok güzel dostlarla işte ise uzaktan da olsa buluşuyoruz. İsimlere bir bakıyorum. İçerisinde kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlarımız var. Dil konuşma terapistleri var. Şancı arkadaşlarımız var. Odyologlar var. Büyüklerimiz, küçüklerimiz hepsiyle bir aradayız. Şimdi çok güzel sorular geldi. İsterseniz biraz da sorularla devam edelim.